İş çevrelerinden birisi olarak bu etiketler konusunda tekrar oraya dönelim. Programın başında bu konunun üzerinde duracağımızı söylemiştik. En azından bazı maddeler için bir kampanya, bir şey yapılabilir mi? Nasıl Burada değerlendiriyorsunuz? aynen hocamın dediği gibi özellikle hani o kırılgan kesim dediğimiz aslında bu işte sütü alırken 8 liradan 15 liraya şimdi orta kesim ve üstü kesim sütün belki 15 lira olduğunu hala bilmiyor. Bilmiyorlardır. Belki haberi yok. Haberi bile yok. Cem Karaca'nın parçasında olduğu gibi ekmeğin fiyatını bilmezsiniz aynen ama öyle. Ekonomi politika. Aynen öyle. Şimdi onun farkı o farkında değil. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a işte oy veren %52 kesimin önemli bir kısmının o kişiler olduğunu yani o sütün 15 liraya olduğunda rahatsız olacağı kesim olduğunu biliyor bu kitle. Tabii, tabii. Aslında o yüzden de biraz o alandaki tabii. daralmayı sağlamaya çalışıyor ama şu dakikadan sonra tedbirler aslında çok kolay. Bunların hepsi de devletin imkanları dahilinde. Şimdi şunu yapacağız. Şimdi son birkaç gündür bu döviz artması, dövizin düşmesine rağmen hala alım yaparak bunu kışkırtmaya çalışan kesim belli. Bugün Merkez Bankası iki tuşa bastığı zaman firmaları görüyor. Şimdi bir yandan Twitter'ımı açıyorum dinlerken eminim çok şey geliyor. Siz... Şimdi şunu yapacak. İşte Exim Bank. Exim Bank'ımızın bugün ciddi de devletin bir önemli bir kurumu. İhracatçısı para verdiği bir kurumu. Şimdi hala işte 2018'de bu döviz artışları yaşandığında işte KGF destekli çok ucuz faizli kredi verip önemli bir kısmı, kesimin ben bunlara hakikaten yani belki zorlasak vatan haini diyebiliriz bunlara. Yani ucuzdan parayı alıp götürüp işte götürüp bunlar bir başka bir özel bir bankada çok daha iki katına faize parayı yatırarak buradan para kazanan da bir kesim var bu memlekette. Maalesef. Şimdi bunları bir çıkaracak ortaya koyacak. Bir dakika diyecek ya bu adam kara listeyi alıyorum kardeşim. Bu adam ne zaman ki cebinde dövizi var, dövize ihtiyacı yok bugün döviz alıyor. Şimdi bu adam bunu yapıyorsa bir problem var demektir. Bununla birlikte devletin özellikle şirketlerinde bir incelemek lazım. Döviz alımı var mı? Kim alıyor? Niye alıyor? Bunları sorgulaması lazım. Hepsi bir tuşun ucunda. Dolayısıyla de biraz önce ifade ettiğim gibi devletimiz merhametli yüzünü hala gösteriyor. Bence artık hakikaten devletin bu süreçte bizi bu kadar zorlayan, ekonomiyi bu kadar daraltan bu kesimlerle bir yüzleşecek. Bir dakika gel bakayım buraya demesi lazım artık. Yani piyasa bu... için birkaç tane müdahale enstrümanı var. Ben şimdi yarınki yazımı okurlar yani yarınki yazımda yazın buradan ipucunu vereyim. Biraz tüyo ver. Biraz tüyo vereyim yani. Birincisi yani bu serbest piyasa putu zaten yıkıldı. Yıktık bunu biz yani. Bunu Türkiye yıktı hem de yani. Hiç böyle beklenmedik bir şekilde yıktı. Ve küçümsedikleri o üreticiler, tüccarlar, esnaflar onların desteğiyle yıktı. Serbest piyasa koşulları içerisindeki bazı araçları bulup çıkartıyorlar. Bunlar serbest piyasaya aykırı adımlar değil. Değil hemen piyasa çalışıyor. Piyasada bir sorun yok ki işte iş adamları konuşuyorlar. Piyasayla ilgili bir sıkıntı yok. Piyasada para var, iş var, üretim var. Var bunlar var. Marketler açık. Kuyruklar yok. Bir yerde kuyruk var. Hocam, o biliyorsun siyasi manipülasyon. Evet. Yani halk ekmek ayrı bir konu. Onu da ekmek o ayrı bir konu. Servisler gecikiyor. Hocam şunu diyoruz artık. Ya ham maddeyi lütfen sattırmayın ey devlet. Lütfen durdurun şunları. Bakın tabii, biz bu ham maddeye ihtiyacımız var. Yurt dışına gitmesin. Ham madde krizi yaşamaya başladı. Tabii. Tabii. Yani problemimiz şu olmaya başladı. Tabii. Örneğin mobilya üreticisi diyor ki ya MEDEFE'yi bir durduralım. Tabii. Tekstil hazır giyimcisi diyor ki ya pamuk ihracatını durduralım. Çünkü bizim ihtiyacımız var. Çok büyük siparişler geliyor. Artık gündemimiz buydu bizim Türkiye'de. Yani ham maddeyi daha fazla nasıl artırabiliriz? İşte burada mesela bakın tahsisli alım yani bir zamanlar rahmetli Erbakan zamanında, rahmetli Ecevit zamanında yapılan mesela siz çelikle ilgili imalat yapıyorsunuz, demir çelik fabrikası tahsisatla alıyorsunuz. Tüccara vermiyor, üreticiye veriyor, aracıya vermiyor. Şimdi mesela bunu yaptığınızda o serbest piyasa putuna tapanlar diyor ki serbest piyasa aykırı falan değil. Üreticiyi koruma hamlesi. Piyasa çalışsın diye yapıyorsunuz siz bunu. Piyasaya aykırı bir şey yapmıyorsunuz. Şimdi bu stok mevzusunda da bakın nerede bir sorun var? Ayçiçeğinde. Tamam ayçiçek yağı fabrikalarıyla anlaşsın devlet. İki tane fabrikayla anlaşsın. Türkan'ın var galiba değil mi? Bir ayçiçeği fabrikası. Bir, o da tweetler atıyordu ama gaffar ya ayçiçeği fiyatı yo, tamam, çok pahalı diye. Zaten benim ikinci önerim şuydu. Yani tabii o bizde genetik onu durduramıyoruz. Devletleştirsin abi. Zor bir şey değil yani. Ayçiçeğini tabii, diyorsun. Tabii yani ayçiçeği siz sen bu ayçiçeği... Bence oran tam bir solcu gibi davranıyor. Evet. Tam solcu tarafını göster hocam. Şöyle bakın ya ona kamulaştırma diyoruz. Alırsınız hakkını verirsiniz. Abi. Evet. Hakkını verirsiniz dersiniz ki bak kardeşim sen ne iş yapıyorsun? Senin işin nedir? Ayçiçeği yağı üretmek. Ne için üretiyorsun ayçiçeği yağını? İşte mutfakta kullanırsın, lokantada kullanırsın. Bak sen bu işi hakkıyla yapamıyorsun kardeşim. Türkiye zaten bunu yaptı bakın. Varlık fonu denen şey bu. Ve bunu kendisine solcu demeyen insanlar yaptı. Yani evet. Berat Bey'in adını tekrar analım burada. Evet. Şimdi ona bu sorunun da cevabını vermiş olayım. Mesela ben solcuyum niye destekliyorum? İktidarı desteklemeyeyim mi yani? Bakın varlık fonu diye bir şey var. Şimdi bugün bizim en kıymetli firmalarımız kamu firması haline gelmiş durumda. Ve böyle de devam ediyor.
Yarın öbür gün tekrar özel sektöre geçer. Tekrar icap eder, kamuya geçer. Bunda beis yok. Önemli hatta olan... Hatta yeni yatırımlar yapar. Yeni yatırımlar yapılır tabii. Yani özel sektörün gücü yetmiyordur bir yerde. Yani mesela demir çelik örneğini verdim. Şimdi Ereğli demir çelik gibi bir fabrikayı siz 1960'lı yıllarda kim kurabilir? Öyle bir sermayeler var mı Türkiye'de? Hı. Orada devlet girecek. Devlet garanti. Gaffar'ın dediği gibi diyenler var. Tabii. Devlet niye bu projelere bakıp kredi veriyor ki? Gitsin kendisi devlet fabrika açsın diyen var ama bence Orhan Bey... Bir işveren örgütünün lideri olarak sana katılmıyorum bu konuda Gaffar. Ben onu şey yapıyorum. Tabii orada ben şunu diyorum baba, Melih Bey hakikaten önemli büyük yatırımlarda hala devlet, yani özel sektörün tek başına yapamayacağı yatırımlar var. Hala ithalata dayalı olduğumuz özellikle petrokimya alanında büyük yatırımları biz bunu devlete biz bizzati ricacı oluyoruz. Lütfen devlet bu yapar, işi bir el atın onun diye. Da hissesini de sonra özel sektörü verir. Tabii. Tıpkı havalimanı gibi, işte köprü gibi, yani büyük işlerde böyle şeyler gerekir. Borsayı açar, kontrol eder yani. Bir şey daha var. Bakın şimdi Hayat Heves Ağır uygulaması var. Bütün vatandaşlarımızın cebinde var, hepimizde var ve çok başarılı. Dünyada örneği yok. Bakın ben fırsat gelmişken söyleyeyim. Dünyada örneği bu kadar başarılı uygulama örneği yok. Bu kadar kısa sürede yazılmış, bu kadar başarılı bir uygulama yok. Türkiye bununla ne kadar gurur duysa azdır, onu söyleyeyim. Şimdi buna şunu yapabilirsiniz. Nasıl şirketler yemek çeki yüklüyorlar falan. Tespit edin efendim, biz en kırılgan kesimler belli toplumda. İhtiyaç sahipleri belli. Yükleyin. Yükleyin 200 lira, 250 lira. Devlete yük olmaz bu. Yani gerekirse devlet bunu da yapar. Der ki git istediğin marketten al ama şu maddeyi alabilirsin. Yani bunlara çözüm üretilir. Üretilir. Ben tabii kendi zaviyemden bakıyorum. Evet, yani herkes hepimiz aklımıza geliyor. Ekonomiye bakanlar da başka şekilde bakarlar. Ama önemli olan günün sonunda piyasanın çalışması, iş adamının üretim yapabilmesi, işçinin maaşını düzgün alabilmesi, evine ekmek götürmesi. Yani düzenimizin bozulmaması. Düzenin bozulmaması. Bütün hocam, madem bakın... pardon hocam sözünüzü unutmayın, yeri gelmişken söyleyeyim. Bu Eve Sığar uygulamasından bahsettin, Hayat Eve Sığar uygulamasından. Bir talebimiz daha var, PCR testleri. Yerli PCR kitleri bulundu. Türkiye'de üretiliyor. Kullanılsın o zaman. Madem bu kadar cari açıkla ilgili mücadeleniz var, topyekun buna giriştik. Biz de buradan bu talebi iletelim. Geçenlerde yerli varken yabancı zaten karşılıyor. First Aid Emine Erdoğan geçen açıkladı bir yerde. Ben ondan söylüyorum, onun yazısını, onun haberi aklımda. Yani yerli kitlerimizin artık kullanılması için Sağlık Bakanlığı'na da başvuru yapılmış. Madem hepimiz tasarrufta bulunuyoruz, bu çağrıyı da yineleyelim. Özür dilerim Orhan Bey, sözünüzü kestim. Bugün aşımız da üretiliyor bugün. Aşı da evet. Güzel haberi de Sayın Bakan'la verdim. En azından Biontech'lere para gitmesin, açık açık söyleyeyim. Benim bu konudaki görüşlerimi seyircilerim biliyor. Çok katılmıyorum ben sana. Bu işe mesafeli Gaffar'la ayrı düşünüyoruz ama eğer Biontech'e gidecekse... Hayır, Biontech bizim aşımızda. Elbette Forbes'un milyarderleri listesine girecekse bir takım adamlar. Benim ülkemin aşısı var. Ben aşı karşıtı falan değilim. Görüşlerimi ifade ediyorum mRNA ile ilgili. Güvenmediğimi söylüyorum. Bir daha da tekrar edeyim. Farklı konuşacak değilim ekranda elbette. Ama düşünenler de varsa Turkovak var. Bu ülkenin aşısıdır. Onlardan çok daha fazla güveniyoruz tabii ki bunun. Yerli olan ne olursa olsun yerli elbet olana güvenilir. Hocam, evet. Sayın Başkan'ı konuşturmadık. Son kaç dakikamız Remzi? Biz daldık sohbete, güzel gidiyoruz ama. Son 1,5'muş Orhan Bey. Orhan Bey, o zaman sözlerini vereyim. Biraz son önceki ifadesini desteklemek adına şunu söylemek istiyordum. Şimdi son 2 senede bakıldığında tabii Türkiye bir de şöyle bir ticari yöntemi var. Çekli satış gibi bir yöntem var. Dünyada da bunun da bir örneği yok. Yani çek normalde... Kendi kendinize tabii, vade yapıyorsunuz. Tabii bir ödeme aracı yani şimdi normalde ama bizde bir kredi aracı şeklinde ulaştı. Yani paranız kadar çek vardır, o çek ödenir, bankada zaten hazırdır. Şimdi Türkiye'de bakıyorsunuz 2 senedir bütün bu badireler yaşanmasına rağmen çeklerin ödenmeme oranı çok düşmüş. Yani bakıldığında tüccarı da, perakendecisi de, mağazacısı da... Bu son dönemde düşmüş çeklerin düşmüş, ödenmeme oranı. Yani... Ahval iyi demek yani. İnsanlar borçlarına sadık. Evet. İşler iyi gidiyor. İş yapıyor demek. İşleri tabii, iyi gidiyor. Bütün bunlara rağmen. Tabii. Dolayısıyla biz bu işin üstesinden geleceğiz İnşallah. Melih Bey. İş dünyası İnşallah. Olarak bizim İnşallah. Biz mutluyuz. Bu biz de demin dediniz o etiketlerdeki işte yansıması olsun bu doların düşmesini. Sizden beklentimiz de bu. Bütün Türkiye'ye de çağrı yapıyoruz. İnşallah. Bütün işveren örgütlerine de, marketlere de. Teşekkür ediyoruz. Devletin müdahalesine gerek kalmasın. Sayın Başkan'ın söylediği gibi. İşverenler ya da üreticiler, satıcılar kendileri o etiketleri aşağı doğru indirsinler. Evet. Yani ASKON'un o iyi niyetli çağrısına tüm iş dünyası, sadece ASKON üyeleri değil, ona kulak versin. Devletin müdahalesine, o öyle bir şeye gerek kalmaz. Bugün açtığımız indirim seferberliğine inşallah hep inşallah. Destek veriyoruz. ASKON'un indirim veriyoruz. Seferberliğine biz de sebep sonuç olarak var olun. Destek oluyoruz. Biraz daha şu konuyu konuşmak istiyorum. Şimdi az önce dedim ya sosyal medyada, Remzi biraz bize süre ver, izin isteyeceğim senden. Sosyal medyada tek gündem etiketler. Yani biz burada bunu böylesine söylemiyoruz. Vatandaşın bunu hissetmesi gerekiyor bir şekilde. Dövizdeki o değer kaybı, Türk lirasının değer kazanması insanlara müthiş moral verdi. Motivasyonunu arttırdı. Türkiye'de geleceğini görenlere
umut verdi. Piyasaya girmek isteyenler var. Bu konuda çok daha kararlı sesimizi yükseltmek zorundayız. Önümüzdeki günlerde daha somut bir adım için ne yapılabilir Orhan Bey? Mesela bir adım ileri götürelim bunu diyoruz ya, biz bunu söyledik diye. Evet. Buradan ekranlarımız açık, ne yapmak istiyorsak bunu konuşalım. Evet. Duyuralım yani sesimizi. Burada işte tabii indirim seferberliği önce bizim işverenlerimizden başlayacak bu iş. Yani devletimiz gerekli tedbirleri aldı. Biz işverenler olarak artık bu panik ortamından bir çıkmamız gerekiyor. Yani bu sıkıntılı sanki bir fevkalade kötü bir durum algısından bir çıkıp artık normalleşmenin başladığını görüyoruz, yaşıyoruz yani. Dolayısıyla bunu bir an evvel başlayıp sonrasında da Ticaret Bakanlığımızın ilgili merciği de bence konuya dahil olması lazım. Yani bu etiketlerle ilgili ivedi bir şekilde revizeye gidilmesi yönünde Ticaret Bakanlığımızın da devreye girmesi lazım. Ama bunlar da birkaç gün içinde bence öyle normalleşecektir. Tabii yani Türk iş insanı basiretlidir hakikaten. Yani önemli bir yüzdesi. Her ne kadar zor zamanlarda kimisi işte petrol kuyruklarına giren bir kesimimiz olsa da maalesef ki Türkiye'de, ama sokaklara çıkan da önemli bir yüzdemiz var. Var var. Ben iş dünyasının da basiretli olduğuna inanıyorum inşallah. Ama devlet de bakanlık da hani bu tedbirleri alacak, alması gerekiyor. Lazım. Hatırlatıyoruz tabii. Ama Gaffer'ın dediği önemli bence. Biz de buna gerek bırakmayacak bir şekilde. Biz örgütlü bir toplumuz. 15 Temmuz'da ne kadar örgütlü olduğumuzu da gösterdik. Bir takım dernekler, vakıflar, onlar nereye çalışıyormuş son yıllarda onları da çok iyi anladık ama halk da bu harekete bir şekilde katılmak zorunda. Vallahi sevgili miyiz, süngüleri düştü. Şimdi ben açık söyleyeyim. Evet, bakın, süngüleri düştü. Türkiye emperyalist bir operasyonla karşı karşıyaydı. Çok inanmışlardı bu işe. Biden planı çok açıktı. Atlantik dergisi, Amerikan muhafazakarlarının düşünce yayın organı, dünyanın yaramaz çocukları diye bir liste yayınladı. Kapağı koydu. İşte Çin Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin. Tabii ki Erdoğan. Sayın Erdoğan yani. Viktor Orban da var. Dostumuz, kardeşimiz Viktor Orban da var. Onları kapağa koydu. Yani devrilmesi gereken liderler listesi çıkardı. Bakın. Öyle bir saldırıydı bu. Süngüleri düştü. Şunu unutmayalım. Amerikan Büyükelçisi Sayın Akşener'de 4 kez. Buradaki Bay Başkan'la 1 kez. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'da 1 kez görüşme yaptı bu süreçte. Bu görüşmeler neden bu kadar sık yapıldı? Bu trafik neydi? Neden oldu? Bakın. Mesela çıkıp konuşmazlar bunu da? Bu, tabii neden açıklamıyorlar? Ve bu operasyon yapılırken herkes çok heyecanlıydı. Ama şimdi süngüleri düştü. Yani çok güzel gösterdiğiniz o şeyleri, videoları. Bundan sonra bizim üstümüze düşen şey şu. Sayın Cumhurbaşkanı açık söyledi. Biz de o fikirdeyiz. Orada birleşmeliyiz bir defa. Yani iş adamları da, medyada, çalışanlar da herkes. Üretmek zorundayız. Üretmek zorundayız. Üretim için her şeyi göze almak zorundayız. Bakın üretmeden çözülmüyor. Ürettiğiniz zaman cebinizde paranız olur. Dış ticaret fazlası veriyorsanız, cebinizde para varsa size kimse operasyon yapamaz ki. Tabii. Değil artık mi? Sizin para, Almanya yapabiliyorlar mı bunu? Yapamıyorlar. Çünkü parası var. İnşallah bizim de paramız olacak. Kendimiz üretmemiz lazım ama. Onun için yatırım lazım. Yatırım için de tasarruf lazım. Şimdi bugün inşallah bu hayat pahalılığı falan bitecek. Sonra biz tasarrufu konuşacağız. Bir de hocam yani bizim devlet bence üretimle alakalı artık önümüzdeki süreçte, çünkü devletin 50 yılda yapacağı yatırımları bitirdi aslında. Evet, yani altyapı yatırımları, büyük yatırımları, OSB'ler, yollar, işte hatlar, işte tabii, trafikteki tabii. Bütün aslında artık iş bizlere düşüyor. Tabii biraz. İş artık iş dünyasının teşvik yatırımlarının artırılacağı bir döneme giriyor. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da aslında bu çağrısı tam da bunu destekleyici bir konu yani. Artık önümüzdeki süreçte daha üretime yoğunlaşacağımız, daha artık paraları bu tarafta harcayacağımız. Faizlerin de belli bir yerde kalması gerekmiyormuş demek ki dövizin düşmesi için. Faizler düşürüldüğünde döviz de pekala düşebiliyormuş. Pazartesi bir yalan da oymuş yani. Bir yalan da oymuş. Faizde de şunu, şöyle bir kararı var hükümetin. Diyor ki artık bir tacirin, bir sanayicinin biz ortalama karı Türkiye'de %7 ile %14 bandında. Hı hı. Ve biz diyor bu faiz oranını bunun üstüne tutmayacağız kararı var devletin. Çok güzel. Mantıklı. Bu çok önemli. Çok tabii. Yani o zaman ki, çünkü zarar ediyorsunuz. Tabii. Yani sermayeniz eriyor. Sermayeniz eriyor. Kölelik yapıyorsunuz. Tabii yani Türkiye %30'da para kazanmıyor sanayici. Dolayısıyla bu ölçülmüş. Tespitler tüm çok sektörlerin yani ortalaması alınmış. %7 ile 14 arasında. Dolayısıyla diyor ki bu faiz bunun üstünde olmayacak. Gerçek olan da burası. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ascom Başkanı Orhan Aydın bizimleydi. Orhan Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür yine gelirsiniz, yine konuşuruz. Çok iyi. Gaffar yakınca hocam çok teşekkür ben ederiz çok teşekkür programımız ederim. İçin. Sebep sonucu burada bitiriyoruz. Pazartesi saat 21'de A Haber'de yine karşınızda olacağız. Yine sizleri bekliyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın.